Herkese merhabalar, Dokun Sınıf Türk Dili Edebiyatı yazılı provamızın sizler için ikincisini hazırladık arkadaşlar. Yorumlarınıza gördük, hocam bizim yazılı konularımızda ekstradan roman ve tiyatro haricinde hocalarımız... ...biyografi, mektup, günlük blog konularını işlediler dediler. Sosyal medya ekibimizde tek tek yorumlarınızı okuyoruz arkadaşlar. Ve bugün sizler için bu konuların yer aldığı özel bir yazılı provası yayınlıyoruz. İkinci bir yazılı provası. Hiç endişelenmeyin, sizlere süper notlar aldırana kadar en güzel videoları, en güzel soruları, en güzel yazılı notlarını sizler için hazırlayacağız. Biliyorsunuz ki yazılı notlarımız... Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyolojide tüm derslerde hedefi sizlere en yüksek notlar aldırmak. Buradan da çalıştığınızda bu provaları da izlediğinizde zaten gelsin çok iyi notlar diyoruz. Ve hiç vakit kaybetmeden hemen yazılı provamıza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi demiş ki aşağıdaki sanatçılarla eserlere eşleştiriniz demiş. Buraya baktığımızda burada göreceğimiz eserler arkadaşlar esasında biyografi, mektup, günlük, blog türüne örnek eserler olacak. Hemen bakalım. Şimdi seyahat jurnali Fuzuli diyor. Şimdi Fuzuli zaten bir divan edebiyatı şairi. Fuzuli arkadaşlar şikayetname adlı mektubu yazıyor. Edebiyatımızdaki ilk edebi mektup. Bir konuda devlet yöneticilerine şikayette bulunuyor. Niye böyle yaptınız? Bana verilen Mana ayrılan arazi hakkında yaşanan sıkıntıyı anlatıyor Fuzuli kendi adına. Şinasi'ye baktığımızda Şinasi arkadaşlar Şair Evlenmesi adlı ilk tiyatroyu yazıyor görücü sürü evlenmeyi anlatan bir töre komedyası. Çok çok değerli bir eser. Edebiyatımızda ilk yazılı tiyatro bu. İlk sahnelenen tiyatro da Namık Kemal'in Vatan Yahu Silistresi olacak. Tabi bunun haricinde önceden tiyatro yok muydu? Vardı tabii ki. Neler vardı? İşte Karagöz vardı, Meddah vardı, Orta Oyunu vardı, Köy Seyirlik Oyunları vardı. Ama bu ilk yazılı tiyatro. Devam ediyorum arkadaşlar. E, Sıtkı Tarancı'ya bakıyoruz. Cahit Sıtkı Tarancı da tabii ki Ziya'ya Mektuplar diye bir mektup yazıyor. Cahit Sıtkı Tarancı mektup yapıyor arkadaşlar. Şimdi Direktör Ali Bey'e baktığımızda Direktör Ali Bey Sehat Jurnali adlı bir günlük yazıyor. Bu da çok değerli bir eser. Devam ediyorum. Son olarak da Peyami Safa'yı görüyoruz. Bu da 9. Hariciye Koğuşu adlı ilk otobiyografik roman sayılabilecek bir eser yazıyor. Esasında romanın kahramanı kendisi Nüset adlı bir kıza aşık oluyor ama aynı zamanda kemik hastalığından dolayı da hastanede 9. Hariciye Koçu yatıyor. Yani tam bir psikolojik dram. Bunu da okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz bu tayfaya. Aşağıdaki metin türlerinden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir diyor. Bak tanım sorusu. Bunları da hoca tanımını sorabileceği için bu tanımları iyi bilelim arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi herhangi bir alanda başarılı olmuş tanınmış kişilerin hayatını, düşüncelerini ve eserlerini anlatan yazı türüne biz ne diyoruz arkadaşlar bakın. Tanınmış kişilerin hayatını anlatıyor. Dolayısıyla bu biyografi. Şöyle altını çiziyorum bunun. Ve biyografinin altını çiziyorum. Bu biyografi. Devam ediyoruz. Hatta hani yazayım böyle. Niye altı çizerek ilerliyoruz ki? Bir resim dersine döndü. Biyografi. Devam ediyoruz. Divan edebiyatında önemli kişilerin özellikle şairlerin hayatlarının anlatıldığı, eserlerinden örneklerin verildiği düz yazı türüne de biz tezkire diyoruz arkadaşlar. Tezkireyi de yazalım ve tezkirenin de altını çizelim. Devam ediyoruz. İnsanların duygularını, düşüncelerini ve isteklerini aktarmak veya birbirleriyle haberleşmek için kullandığı yazı türlü. Tabi günümüzde artık bu yok. Günümüzde ne var onun yerine? Elektronik posta var. O yüzden mektubu da eliyorum arkadaşlar. Mektubu da yazdık. Edebiyatımızdaki ilk edebi mektupta neydi? Fuzuli'nin yazdığı şikayetnameydi. Bir de Cahit Sarancı'nın yazdığı Ziya'ya Mektuplar adlı eser vardı. Ziya sonra Sabah'a yazıyor. Kişilerin yaşadıkları olayları. Olaylarla ilgili duygu, düşünce ve izlenimlerini günü gününe, günü gününe, tarih belirterek anlattıkları yazı türü de günlük oluyor arkadaşlar. O yüzden burada doğru cevabımız bursa seçeneği oluyor. Otobiyografide yazar birinci kişi anlatımla 1910 yılında burada doğdum, 1920 yılında şurayı bitirdim şeklinde böyle kendi birincil cümleler kullanarak, birinci şahısla cümleler kullanarak ilerliyor otobiyografi. Ben doğdum, ben yaptım, ben bitirdim şeklinde. Biyografi ise o doğdu, o bitirdi, o okudu şeklinde. Geçiyoruz başka bir soruya. Bir romandan alınan bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakın böyle bir soruyu da hocanız sizlere soracak. Niye? Bir metnin incelenmesi bütün yazılarda sorulur. Kazanımlarda da var bu. Şimdi... Iraz tarlasızdı ama gene de dayandı. Benim bebek büyümez mi embileri gavurluk yapınca? Ha bak kötü okudum. Benim bebek büyümez mi embileri gavurluk yapınca? Benim rızam büyümez mi? Büyümez mi tarlası olmayınca? Yazın ırgatlı, kışın zenginlerin evinde hizmetçilik etti. Günlü gün etti. Çocuğu nur topu gibiydi. Dilinde bir ağıt, bir ninni, acı bir türkü gibi. Benim öksüz büyümez mi? Büyüdü. Neden yoksulluk içindeler? Neden tarlasızlar? Bunun sebebini her gün anasından, köylerden duya duya büyüdü. İçine yanık bir türkü yerleşti kaldı. Bir ananın acısını, gücünü, yürekliliğini döktüğü bir türkü. Benim yavrum büyümez mi? Rıza 21'ine bastı. Fidan gibi, dal gibi diyor. Şimdi, burada birincisi köylü, işçi, patron, A, hacı, hoca, öğretmen bunları gördüğümüz zaman sosyal roman özgü ögeler içerdiğini hemen söyleyebiliriz. Zaten bak ırgatlık, zenginler, hizmetçilik, işte başka ne vardı yoksulluk direkt sosyal roman özgü yani toplumcu gerçekçi bir roman. Bu kelimeleri hemen görmemiz lazım. Devam ediyoruz. Öyküleme ve benzetmeden yararlanılmıştır. Evet bir olay var. Bir olay özeti verildi. Aynı zamanda benzetme de var. Bak çocuğu nur topuydu gibi derken. Bütününde de öyküleme yaparak bunu da söyleyebiliriz. Olaylar birinci kişinin ağzından anlatılmıştır. Doğdum, yaptım, ettim, bitirdim gibi cümleler mi var yoksa dayandı diyor. Üçüncü kişiyle anlatım Aynı zamanda e, büyüdü, e, devam ediyoruz, yerleşti kaldı. E, o zaman bu birinci kişi değil üçüncü kişi oluyor arkadaşlar cevabımız C. Devam edelim D seçeneğine bakalım. Yerel söyleşiler yer verilmiştir. Evet, bak, büyümez mi tarlası olmayınca, Rızan büyümez mi? Benim yavrum büyümez mi diyor. Bunlar yerel söyleyiş arkadaşlar. Özetleme tekniği de var. Tabii ki ee, nerede? E, bunun sebebini her gün anasından köylerden duya duya büyüdü diyor. İçine yanık bir türkü gibi yerleşik aldı bir özet veriyor. Bu da var. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Hop geçiyoruz buraya. Zaten size sınavda böyle bir soru sorarsa şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın bunu yazılı notlarımıza da verdik. Hemen burada göstermek istiyorum. Eee 9. sınıf yazılı notlarında roman kısmına geliyorum. Şimdi romanda eğer bir geriye dönüş oluyorsa zamanda bu geriye dönüş oluyor. Özet varsa özetleme oluyor. Kişinin iç dünyası anlatılıyorsa iç çözümleme oluyor. Kendi kendine konuşuyorsa kahraman iç konuşma oluyor. Kendi kendine konuşurken mantık akışı olmadan yani mantık silsilesi olmadan içinden gelenleri aynen söylüyorsa bilinç akışı oluyor. Karşılıklı konuşuyorlarsa diyalog oluyor. Bu bir. İkincisi arkadaşlar şurada bir bilgi daha var. Onu da söylemek istiyorum. Eğer yazar böyle bireyin iç dünyasına yönelik böyle çatışmalar, hüzünler, işte kırıklıklar, psikolojik tahliller varsa o bireyci bir roman oluyor. Ama bu toplumsal bir roman, sosyal bir roman olduğunu bilmemiz lazım. Bunu da zaten burada özetledi. Bakın. Hayatta az rastlanan ilgi çekici olayları heyecan ve merak uyanacak şekilde anlatır. Bu macera romanı. Sınıf çatışması, geçim sıkıntısı, göç gibi toplumsal ve ekonomik sorunları veya bazı söyleleri alıyorsa bu sosyal romandı. İşte bilim kurgu romanı vardı. Fantastik şeyleri anlatan hayal gücü. Tarihi roman tarihiyle olaylar anlatıyordu. İşte psikolojik roman e, insan iş dünyasını anlatıyordu. Polisiye roman polisi olayları. Egzotik roman da uzak yabancı ülkeleri anlatıyordu. Hemen geçiyorum buraya. Aşağıda açıklamaları uygun tiyatro terimleriyle eşleştiriniz diyor. Bu da sınavda hocanız tiyatro işlediyse yüzde yüz sorulacak bir kısım arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Oyuncunun dekor gereği kullandığı eşyalar dekora yardımcı sahne eşyaları. E çok basit. Aksesuar. Bunu bitirdik. Genellikle tiyatro ve sinemada konuşması olmayan veya konuşması çok az olan rollere çıkan kimse. E sen figüran mısın kardeşim derler. Yani. Çok az role çıkıyorsun. Devam ediyorum. Oyunda tek kişinin kendi kendine konuşması dışa verilen iç ses. Kendi kendine konuşana deli derler. Ama tiyatroda monolog diyorlar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, başka bir renk almak istiyorum. Mor. Oyunda iki ya da daha çok kişinin konuşması. Bak. Mono bir. dio iki. E o da diyalog yani. O zaman bu da bitti. Sonuncusunu da söyleyelim. Rol gereği yapılan... El, kol ve beden hareketleri jest. Mesela benim şu anda siz el, kol hareketlerimi görüyorsunuz. Bu jest. Eğer yüz ifadelerimi de görseydiniz bu mimik olurdu arkadaşlar. Burayı da bitiriyorum. Bir de pandomim var. Onu da bilin. Onu da sorabilir. O da sözsüz tiyatro. Böyle şeyler yani. <laughs> Hoca kafayı yedi diyorsunuz ama yemedim arkadaşlar. Merak etmeyin. Geldik buraya. Komedinin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargıları doğru veya yanlış şekilde belirleyiniz Şimdi bir trajedimiz vardı. Gerçekten trajediydi yani böyle adam acı içindeydi bir komedi vardı. Burada ise gülümsüyordu. Biraz daha mutlu bir vatandaşımız. Bir de dram vardı. Burada ise hem acı vardı arkadaşlar hem de gülümseyen vardı. Hatırlarsanız sembolün dedim. Hani şöyle bir bunların şöyle sembolleri var ya şeyleri. E, logoları var ya oradan hatırlayalım. Şimdi birincisi Komedi arkadaşlar güldürürken düşündürmeyi amaçlar. Bu doğru. Zaten gülümsüyor. Konular günlük hayattan alır. Mantıklı. Bu böyle günlük hayattan değildi. Bu daha böyle tarihten alınıyordu. Kahramanlar, doğaüstü varlıklar, soylular ve yüksek tabakadan seçilir. Hiç soylu yüksek tabakaya benziyor mu? Hayır. Bu yanlış. Burada halk sıradan halk. Dil ve üslupta mükemmellik aranır. E, kahramanlar böyle soylular falan değilse, konular günlük niye dil ve üslupta mükemmellik aransın ki? Bu da yanlış. Bu arkadaşlar trajedinin özelliği. Bu da yine... Trajedinin özelliği. Buna dikkat edin arkadaşlar. Kaba ve çirkin sözlere yer verilmez. E, günlük hayatta kaba ve çirkin sözler var. E, bu da tabii ki yanlış. Komedide buna yer verilir. Öldürme, yaralama gibi olaylar sahnede canlandırılabilir. Evet günlük hayatta böyle şeyler var. Bu doğru. Mensur olarak yazılır. Yani düz yazı şeklinde yazılır demiş. Bu yanlış. Hem komedi hem trajedi ikisi de manzum olarak yazılıyor. Manzum arkadaşlar. Manzum yani şiir şeklinde. Üç birlik Kur'an'a uygun olarak yazılır. Bu da doğru. Hem trajedide hem de komedide mecburen sahnede... Yani böyle amfiteyatr olduğu için üçbirlik kuralı vardı. Yani tek bir mekan, tek bir olay, tek bir zaman vardı. Ama dramda perde olduğu için üçbirlik kuralına uyma zorunlu yoktu. Perde kapanıyordu, yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay anlatılabiliyordu. Hop geçtik buraya. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerlere uygun yazar adlarını yazınız diyor. Bakın buradan da hocanız yazılıda soracak. Hatta yazılıda yüzde yüz sorulur diye şöyle başlığımızı koyalım. Yüzyıllarını sorabilir. Eserlerin adını sorabilir, özelliğini sorabilir, yazanı sorabilir, bu tabloyu bütünüyle sorabilir. Şimdi burada öğreneceklerimizin tezkire ile alakalı. Zaten yazılı notlarımızda buna çok vurgu yaptık. Başlıyorum. 15. yüzyılda edebiyatımızdaki ilk tezkireyi yazan kişi Ali Şir Nevay'dır arkadaşlar. Mecalis-i Nefais, meclisteki nefisleri yazmıştır. Bu bir. Türk edebiyatında Anadolu sahasındaki ilk tezkire ise 16. yüzyılda Sehi Bey yazmıştır. Heşt Behişt, Sehi Bey. Türk Edebiyatı alfabetik sıraya göre yapılandırılmış ilk tezkire ise Tezkire-i Şuara adlı isimle 16. yüzyılda Latif yazmıştır. Bu sayfa eğer bu konuyu işlediyseniz buraya kadar geldiyseniz yüzde yüz soru olacak. Şu anda bir soruya bakıyorsunuz. Soru da size bakıyor. Hemen geçiyorum diğer sayfaya. Özel mektupla ilgili aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşlukları doldurunuz diyor. Mektup konusunda işlediyseniz burası önemli. Bu kolay arkadaşlar. Şimdi kağıdın sağ üst köşesine yer ve tarih yazılır. Bunu bileceğiz. Şöyle mektup yapalım. Şöyle bir tane mektup yapıyorum şöyle. Tamam mı? Şöyle mektup çizmiş olayım. Şu mektup olsun. Sağ üst köşesine neymiş demek ki? Tarih yazılıyor. Burası tarih. T'yi yazdım şuraya. Yazılan kişi olan yakınlığa göre bir hitap ile başlar. İşte canım, sevgili veya saygıdeğer diye farklı farklı yani yakınlığınıza göre devam eder. Nokta nokta bölümünde mektubun yazılış amacı belirtilir. Giriş bölümünde tabii ki. Giriş bölümünde. Sana bu satırları yazdım. Çünkü bana hala borcunu ödemiyorsun falan. Neyse işte. Bölümünde asıl anlatılmak istenenler yer alır. Burada gelişme bölümü. Yani sevgili dostum. Gerçekten çok zor durumdayım. Paranı öde yoksa diye devam eder. Bölümünde sevgi, saygı ve iyi dilek ifadeleri yer alır. Sonuç. Burada da işte ödemezsen seni gerçekten diye böyle sevgi. Şaka yapıyorum tabii arkadaşlar. Burada da sonuca geliyor yani. Sağ alt köşesinde yazan kişinin adı ve imzası bundur. Yani şuraya sağ alt köşeye göndereni yazıyorsun. Mesela diyelim ki buraya yazın. Şöyle bir imza atıyorsun. Sol alt köşesinde de yazanın adresi bulunur. İşte kağıthane İstanbul diye adresi yazın. İşte buna biz mektup diyoruz arkadaşlar. Tabii günümüzde elektronik posta kullanıldığı için siz buna böyle retro, nostalji olarak bakıyorsunuz. Orada da hak veriyorum sizlere. Geldik buraya. Bu parça numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Çocukken en büyük hayallerinden biri Ay'a giden astronotlarla görüşmekti. Birinci cümlede belgi zamir vardır diyor. Evet. Biri sözcü arkadaşlar belgi zamirdir. Biri, hepsi, bazısı, hiçbiri, birçoğu, kimisi. Ne diyorsun? Bunların hiçbiri belirgin değil, belirsiz yani. Biri geldi. Kim geldi? Biri. Ya söylesene kardeşim. Ya biri işte. Allah Allah deli misin? Belgisiz zamirim ben. Biri. Tamam mı? Bu biri belgisiz zamir. Devam ediyoruz. İkinci cümlede birleşik fiil yer almaktadır diyor. Bakalım. Aslında aya gitmeyi tercih ederdim. Tercih etmek. Oh ama bunu görülebilir. Bak bu da bileşik fiil. Gelecekte mümkün olmadığını fark ettim. O bileşik fiiller var yani bir sürü. Fark etmek yardımcı eylemle oluşuyor. Tercih etmek yardımcı eylemle oluşuyor. Görülebilirdi kurallı bileşik fiil. Yeterlilik fiili. Bunun olumsuzu çok çıkıyor arkadaşlar üniversite sınavlarında. Bunun olumsuzu görülmez değil, görülemez. Bak görülemez. Görülmez olsa basit oluyor. Görülemez olunca bileşik oluyor. Bunu da ÖSYM bayılıyor yani. Her sene soruyor. Üniversite sınavına siz girdiğinizde de bunu kesin soracak. Yazıldığı da hocanız sorabilir. Üçüncü cümlede hem bağlaç hem edat kullanılmıştır. Bakalım. Böylece oraya gitmiş çok az sayıda insanla tanışmak da benim için yeteri kadar önemli oldu. Bak. İçin ve kadar edattır arkadaşlar. Şöyle altını iki defa çizdiklerim edat olsun tamam mı? Bir kere çizeyim maviyle de bağlaç olsun. Bağlaç da var. Doğru. Devam ediyorum. Ee, yaşamış bütün insanlar içinde ay çevresine giden toplam 24 kişi vardı. Dördüncü cümlede ek fiil bulunmaktadır. Vardı diyor. Evet. Ek fiil arkadaşlar isimleri yüklem yapıyordu. Mesela diyelim ki evimiz güzeldir. Güzel kelimesi bir isimdi. Dirle yüklem oldu. O zaman dördüncü cümlede ek de bulunuyor diyebiliriz. Şimdi buna bakalım. Beşinci cümlede yer yön belirteci vardır. Bunlardan on ikisi bak. Bunlardan zamir. On ikisi diyor. Burada bir isim var sayı olarak. Ay yüzeyinde isim isim. De yürümüşlerdi. Bağlaç yürümüşlerdi fiil. Ba falan yok. Yer yön belirteci Nereye? sorusuna cevap verir ama içeri gitti, dışarı çıktı, aşağı indi, yukarı çıktı gibi ek almaması gerekir. Yani e, şöyle gitti diyelim. Burada içeri gitti, dışarı gitti, aşağı gitti, yukarı gitti. Bunlar zamir ol, şey zarf olur, yer Ama içeriye dersen olmaz, dışarıya dersen olmaz, e, aşağıya dersen olmaz, e, yukarıya dersen olmaz. Dolayısıyla yüzeyinde diyor. Zaten bir kere haleki olduğu için hiç olmaz. Bunların hiçbiri yer yomelir zarf olamayacağı için cevabımız nedir ne seçeneği? Geldik buraya. Hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Ara sıra doğru yazılmış. Yanı sıra da ayrı yazılır. Tıpkı caddedeki insanlara ite kaka geçen hususi otomobiller. İte kaka ikilemesine niye kısa çizgi koydun ki? Burada bir hata var. Hususi otomobiller yani bu normal çizgisi olmalıydı. Lüks arabalar gibi bu yıkık bir tarafı çarpılmış pencereleri süsleyen sardunyalara varıncaya kadar sefaletin kemirde evlerin yanı başında. Bu doğru. Beyaz ve tahini boyalı eski bir konak yavrusu mağazadaki zenginliğin. Mazekiler diyebiliyoruz. Lerek alabiliyorsa bu da doğru. Mazeki zenginliğin, hayatın çiçeği, lüksün hala şaşırtıcı bir artı gibi görünüyordu. Hala şapkalı baktık edin. Onların da çoğu boyasızdı. Açık perdesiz pencerelerden bu maze artıklarıyla hiç de uyuşamayan çaresi başlar uzanıyordu bak. Hiç deyasa hemen görürsünüz ama hiç te yazdığı için gözden kaçmış. Hiç de diye olması lazım. Niye kapatabiliyorsun bak atabiliyorsun. Gösteriyorum. Perdesiz pencerelerden bu maze artıklarıyla hiç uyuşamayan çaresi başlar uzanıyordu hiç de uyuşamayan çaresiz başarı uzanıyordu diyebiliyoruz. O yüzden bu ayrı yazılması lazımdı. O yüzden cevabımız 2 ve 5. Bakın buna benzer bir şey üniversite sınavında çıkmış. Hiç de de çıkmış üniversite sınavında. Söyledikleri hiç de inandırıcı değil demiş. Bir de şu çıkmış üniversite sınavında. Bakın buraya dikkat edin. Bu olayda her iki taraf ta haksızdı demiş. Yani her iki taraf da haksız demek istiyor. Yani burada daha yarımay lazım. Ama her iki taraf haksız diyebildiğin için ayrı yazman lazım ama böyle t -t yapınca gözden kaçabiliyor dikkat edin. Geldik bu soruya. Bu parça ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Bekir çavuş biraz dikkat eder gibi göründü. Efendi. Hmm. Şimdi buraya bir virgül koyalım. Tekrar savaş olacak mı? Soru işareti. Olmaktadır işitmediniz mi? Mustafa Kemal isminde büyük büyük kumandan İstanbul'dan çıktı. Anadolu'ya geçti. Hmm buraya virgül koyamayız. Çünkü burada bir virgül olduğu için sıralı cümlenin içerisinde virgül varsa buraya noktalı virgül gelir. Yani şöyle bir cümle varsa yüklem yüklemden oluşan buraya virgül gelir. Ama içinde virgül olan bir cümlenin içinde sen sıralı cümle oluşturuyorsan buraya noktalı virgül getirmen lazım. Çünkü neydi? Noktalı virgül virgülün daha karizmatiydi. Dolayısıyla burası noktalı virgül. Erzurum'da Sivas'ta milleti başına topladı. Hükümet görevini yapmıyor. Biz kendi kendimizi koruyacağız, düşmana karşı koyacağız dedi. Buraya virgül gelir. Şimdi onun adamları taraf taraf Yunanlarla, Fransızlarla dövüşüyor. Hepsi öyle kahraman kişiler ki diye üç noktada koyabiliriz. Dolayısıyla burada ilk başta virgül koyduk. Sonra soru işareti koyduk. Sonra noktalı virgül. Sonra virgül. Sonra üç nokta koyduk. Bu da hangi seçenekte arkadaşlar? Ee, A seçeneğinde doğru cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar sizler hem edebiyatta hem tarihte hem coğrafyada hem matematik, fizik, kimyada, biyolojide mükemmel notlarla yazıldan en yüksek notlar almak istiyorsanız bakın trajedi komedi dramı özetledik. Tiyatro terimlerini çok güzel resimlendirdik. Kesin gelecek kısımlarını net bir şekilde gösterdik. Buradan çalıştığınızda arkadaşlar inşallah yazılarınızdan en yüksek notlar alacaksınız. Diğer derslerde yine benzer yöntemle süper özetledik. Şimdiden yazılarınıza başarılar. Sizlerden gelen yorumları ne kadar dikkat aldığımızı görmüş oldunuz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden sınavlarınıza başarılar.